Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gençler, bu videomuzu bundan bir önceki videomuzdan 2 saniye sonra çekiyorum. Arkadaşlar, o videomda ne demiştim size? Bu akvaryuma balık alacağım demiştim. Halbuki almıştım ama size o videoda gösteremedim. Çünkü o videoda hepsini göstersem ben ne çekeceğim? Ben ne çekeceğim yani sonra? Arkadaşlar, ne aldık? 4 adet salyangoz. Diyeceksiniz ki sanki salyangozun yok. Ama salyangoz, elma salyangozu arkadaşlar, bu ayrı. Onun yanına 2 tane bir şey ve 1 tane bir şey aldım. Tabii bir önceki videomda şöyle yapıyor. Arkadaşlar ya işte 3 tane balık alacağız. 4 tane de elmas salyangozu almayı düşünüyorum. Halbuki almışım. Ondan sonra tabii hepsini bir anda göstereyim. Arkadaşlar şimdi hepsini bir anda göstersen ne çekeceğiz yani? Bir sonraki güne ne göstereceğim size? Arkadaşlar bunları aldım. Tabii şu an siz ne aldığımı görmüyorsunuz falan ama şu anda anlayanlar olmuştur. Abi bunu aldım diyenler olmuştur. Adını bilmiyorum. İki tanesi kepçeye benziyor, bir tanesi piranaya benziyor. Ama hakikaten bir tanesi gerçekten piranaya benziyor. Adı tetrazon muydu? Öyle bir şey. Yani böyle değişik küçük balıklar gördüm mü arkadaşlar? Kaçırmıyorum, alıyorum. Hava su istemiyorlar. Su istemiyor ne lan? Hava istemiyorlar da su istiyorlar. Susuz balık olmaz. Arkadaşlar 4 tane salyangoz aldım. Elma salyangozu. Daha büyüğünü bulurdum. Biraz beklemem gerekiyordu. Ama bulurdum. Bir tane falan bulurdum yani. O yüzden ben daha aldım. 5 TL'ydi tanesi. İşte 5 TL'ydi tanesi. Az önce bir video kesildi geldi. Tam en son ne anlattım onu tam çıkartamıyorum. Arkadaşlar onun yanında şöyle bir şey aldım. Artemia yumurtası. Adam dedi ki 700-800 yavruya dedi. Bir ay gider dedi. İnanmıyorum tabii ki de. Öyle her denene inanmıyorum açıkçası. Demek adam bir ay dediyse kesin bize yarım ay kadar gider. Şu anda gerçi 700-800 yavrum yok. Doğrusunu söylemek gerekirse yani şu anda bir 350-400 taneye yakın yavrum var. Bu yumurtadan vereceğim arkadaşlar. Artemia'nın çıkmış yumurtasıymış. Çıkartıyorlar bunu sonra kurutuyorlar. O tarz bir şey oluyor. Yani şöyle Artemia arkadaşlar çıkmış Artemia, canlı Artemia %100 fayda sağlıyorsa dediklerine göre bu da %80 fayda sağlıyormuş. Büyümede biraz daha işi hızlandırıyormuş. Bir deneyelim. Zarar görmeyiz. Ne kadar aldım? Arkadaşlar 15 TL'ydi bu. 14 TL'ye düşmüş. Bir deneyim, işe yarıyorsa size de ona göre söyleyeyim. Şimdi alın derim, işe yaramaz. O da arkamdan söylemeyin. Yani böyle bir şey aldık, deneyeceğiz. Kaç gram? 13 gram. Bir bakalım, az az vereceğiz zaten. Öyle çok çok vereceğimiz bir şey değil ama yarın deneriz. Bunu şu anda çünkü balıklarım tok, verirsem boşa gider. Vallahi arkadaşlar çikletlerimizde durum. Bu videomuzda çikletleri biraz göstermeliyiz. Ama en çok vatozlarımızı göstermeliyiz. Çünkü vatozlarımız hala öpüşmeye devam ediyor. Kepçük ağızlılar. Bakayım. Allah abi erkek küp de. Dişi küpün yanında. Lewis 44 acaba bana da kayar mı tarzında bir düşünüyor. Yani yalan söylemiyorum abi. Yani bunların olayı, bu olayların hepsi gerçekleşiyor şu anda. Bu olayların hepsi gerçekleşiyor şu anda. Abi oha sarı prenses de küpe girdi. Oğlum seni becerirler lan orada. Bunlar şu anda yanıyorlar. Arkadaşlar şu an ne yapacağız? Bu videomuzda şu balıkları bir oğlum en son bir balık almıştık lan. Bu balıklar 2 saattir poşetin içinde yani. Bunlar artık çıkmalı. Biz bunları abi hangi akvaryum anonu diyor. Poşet açılıyor lan böyle tutmuşum böyle de koymuşum sanki ceket. Bunları şu anda hangi akvaryuma koyayım diye düşünüyorum. Salyangozları. 2 erkek 2 dişi istedim. Ne kadar doğru verdi bilmiyorum ama keşke bir sorsaydım hani hangisi dişi hangisi erkek diye de. O yüzden bunların hepsini aynı yere koymayı düşünüyorum. İnşallah yavru alırım. Hangi yere koyacağım? Arkadaşlar aslında şuraya koysam güzel olur. Çünkü camda yosunlaşma başladı. Orada vatoz da yok. Şuraya koysam daha güzel olur. Ama orada kaybederim yani orada göremem. Bize pek bir görsel sağlamaz. Büyük ihtimalle şuraya koyacağım 4 tanesini. Dişi erkek olayını bir öğreneyim. Bir inceleyeyim tekrardan. Bir YouTube'dan Google'dan araştırayım. Aslında önceden biliyordum da unuttum. Bir öğreneyim bakayım hangisi dişi hangisi erkek. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben bugün normalde bizim bu balıkları aldığımız adama gittim. Abi dedim bana elma salyangozu ver. Dedi ki kardeşim dedi veririm ama dedi bende de yok dedi. Önceden adam dağıtıyordu, hediye olarak dağıtıyordu. Yani veremedi, satmadı bile yani. Elinde 4 tane 3 tane ne vardı? Müco dedi 3-4 gün bekle dedi, zaten bir tanesi yumurta döküyor. Sana dedi bir tanesini veririm. Erkeği öğreneyim ona göre vereyim dedi. Yani bir çift kendine ayıracak demek ki. Erkeği bize verecek. Yani o bile tam bilemiyorsa ya o iyi bir balıkçı değil ya da biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ya ne anlattım ben boşver. Bunları hepsini aynı yere koyacağım. Velhasıl kelam sözü kısası bu. Dişi erkek kestirirsem o zaman çift çift ayırırım. İki oraya iki oraya tarzına. İnşallah hürerler bakalım. Arkadaşlar şimdi
balıkları aşlayalım. Evet. Hemen geliyorum. Arkadaşlar orada bir dünden önceki videomuzdan kalan aşılama suyu vardı. Fakat şöyle söyleyeyim. Balığın geldiği su şu kadardı. Ben bu kadar su aşıladım. Yani gerçekten değer veriyorum balıklara. Yani uğraşıyorum. Yani bunun dolması bir saat sürüyor ama neyse aşılama yapıyoruz. Mevzu değil. Vallahi zaten dedim ulan dedim, su zaten aynı. Şu kadar farklı su geldi. Ben bu kadar zaten kendi akvaryumun suyunu bastım. O yüzden akvaryuma suyu geri koyuyorum. Bir şey olacağını sanmıyorum. Ha şöyle olsaydı. Adamın dışarıdan getirdiğim su bu kadar olsaydı o zaman derdim ki bunu döküm ama getirdiğim su şu kadar bir şeydi. O yüzden onu geri akvaryuma boşaltıyorum. Oradan da bunların aşılamasına geçeceğim. Uy tatlılarım benim. Elma salyangozlarına baksanıza, hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Hatırlayanlar vardır belki, izleyenler vardır aramızdan. Bir sefer ölmüştü. Ben bunu şeyinden çıkartmıştım. Kabuğundan çıkartmıştım. Çok leş kokuyor. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Boku elinize alın. Sıkın. Daha iyi kokar. Affedersiniz ama gerçekten yani boktan daha kötü kokuyorlar. O videoda ölüyordum yani. Yapmaktan video bitmedi. Yani videonun altına videonun ana konusu yazanlar olmuştu yani. Yavrularım nasıl? Yavrularım çok tatlı da pek görünmüyorlar. Şu anda hepsi daha ufaklar gerçi ama bir de yerde kum yok ya. Tabii onun da bir faydası var. Pek görünmemelerinde. Abi bunların bir 20 günü falan var yani. Bu bakımımla 20 güne onları ben tabii buradaki yavruların boyutuna getiremem belki ama iyi bir yere gelir diye düşünüyorum açıkçası. Oğlum bunun ne kadar kaldı lan suyu? İyi yarısından azı. Yarısından az varmış. Şu kadar bir şey kalmış. Ondan sonra aşılamaya geçeceğiz. Arkadaşlar lütfen like yorum yapmayı unutmayalım. Yani Allah rızası için bir yorum yapın yani. Yorum yapmazsanız Allah kardeş bir like at ya. Vatozlar ne alemde? En son öpüşme vardı. Oha şu an hiçbir vatoz dışarıda yok. İki vatoz da içeride mi lan yoksa? Yeminle vatozlarım yok. Tabi siz bu videoyu iki gün sonra falan izliyorsunuz ama abi dört tane balığımız da ölmüş. Baktım şöyle biraz sallanıyorlar. Geçen tuz attım. Bir tanesi de şunun arkasına sıkışmış. Şöyle bir kaldırdım dedim yaşasın. Sıkışmış kurtarayım ama meğerse o çoktan ölmüş. Aha erkek kendisini gösterdi. Erkek kendisini gösterdi de. Abi çöpün yönünü değiştirdiler. Ne yapıyorsunuz? Utanıyordunuz, hayal ettiniz de. O yüzden mi değiştirdiniz? Ne yaptınız? Biliyorsunuz bunu bir önceki videomuzda çöpün kendi yönünü değiştirdiler arkadaşlar. Yani kendileri değiştirdi. Abi şurada bir tane dişim var. Ama diğer dişim şu anda herhalde içeride. Eğer içerideyse abi şu an kaçırıyoruz görüntüyü ya. Mevzuyu kaçırıyoruz ya. Vallahi mevzuyu kaçırıyoruz ya. Onun yönünü değiştirirsek mi ki lan? Abi onu görmem lazım ya. Ha tamam sapık değilim ama. Görsek fena da olmaz. Evet onun yönünü değiştirdim. Şunu bir çıkartırsam tamamdır. Ama işte içine yine bakamıyorum ki. Mücahit'in ne zaman şarjı oldu ki? Abi şu tamam. İki kişiler mi onlar? Ben şu anda onu anlamaya çalışıyorum. Şu anda herhalde abi bakıyorum ama bir tane dışarıda geziyor. Onun iki dakikada da kavga ediyorlar yani. Öpüşme oluyordu. Flaşım yok ki anasını satayım bir flaş vuram içeri. Vallahi billahi yemin ediyorum ya. Neredesin dişim? Neredesin kızım? Ulan gözüm kesmiyor içeriği ya. Yemin ediyorum gözüm şu an içeriği kesmiyor. Yok dayı orada yok. Dur şöyle bir bakayım. Aa burada bir tane var. Ha yok. Evet bir tane orada. Bir tane orada. İçeride demek ki dişi yokmuş. Şu anda küpte erkeğimiz var. Erkeğimiz küpü tuttu belli ki. İnşallah en yakın zamanda yavrusunu alırız. Şu anda dişimiz ayrılıp gitmiş. Ama zaten biliyorsunuz dünden önceki videodan. Erkeğimizle dişimiz bayağı bir haşır neşir. İnşallah yavru alacağız. Yavrular da biraz böyle alışıyorlar arkadaşlar. Şu tarafa doğru falan geliyorlar. Gerçi sabah geziniyorlar da akşam böyle işte oldu mu ışığı tepesine vurunca öyle köşeye pısıyorlar. Burası hala açılmadı bu arada. Ne oldu lan bu? Aşılama yapacaktık. Ha bitmiş tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar kovama koydum. Birazdan aşılamaya başlayacağım. Şöyle bir balığımı yakalamak istiyorum. Yani yeni gelen bir balığı elime almazsam olmaz. Böyle bismillahirrahmanirrahim. Oo bayağı gerçekten güzel. Ay maşallah gerçekten güzel.
Gerçekten piranaya benziyor, andırıyor. Arkadaşlar bakmayın bunların böyle ters mevzu durduklarına. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bulundukları su o kadar da iyi değilmiş. Yani oha, ucuna dokunmasaydım iyiydi. Pek hoşlanmıyorum orasına dokunmaktan. Yani kabuklarının durumu pek sağlıklı değil. Onu da söyleyeyim yani gerçekten. Kabukları pek sağlıklı değil arkadaşlar. Şunun adı neyle? Bir tanesini gösterdim zaten. Onu yazarsınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum. İsmini bilmiyorum. Yani orada yazıyordu. Oha! Yapıştı lan balık. Yani orada yazıyordu tabii camda da. Mücon'un aklında kalırsa iyidir. Arkadaşlar o 4 tane salyangoz dediğim gibi buraya geçecek. Keşke yani buraya atmak istiyorum ya. Aslında abi ne yapsam biliyorsunuz mu? İki tanesini. Şimdi şöyle bir fark var. Bakın. Şu anda onu fark ettim. Netleştiriyorum. Bakın bu beyaz, tamam mı? Bu da beyaz. Ucu. Ucundan bahsediyorum. Bakın bunların ucu biraz daha karaya çalıyor. Sanki öyle anlaşılıyordu gibime geliyor. Ama oğlum bunlar bok yemiş lan. Gerçekten kabukları çok kötü durumda. Bir beyaz bir sarı şeklinde atabilirim ya. Şöyle bir bakayım. Olmazsa en azından şurayı temizlediklerinden sonra arkadaşlar şey yaparız yani. Hepsini aynı yere aktarırız. Oha az daha kıracaktık hayvanı. Bismillahirrahmanirrahim. Çöktüler lan aşağıya. Taş gibi düştüler valla. Neyse bunlar birazdan arkadaşlar kendilerine gelirler. Şunları da alayım atayım. Ondan sonra diğer balıklarımızı aşlamaya geçeceğiz. Yani valla kafama göre bir ayrım yaptım. Salyangoz iyi oluyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Akvaryumlarda gerçekten salyangoz olsa iyi oluyor. Yani ölen balıktır. Canlarda yosun vesaire kalmıyor yani. Gerçi arkadaşlar burada o kadar vatozum var biliyorsunuz. Ya burası benim bir vatoz köşem gibi bir şey oldu. Aslında burada benim büyük boy cikletlerim var aslında. Yani bir 15 tane falan büyük boy cikletim var. Ama onun yanında bir kaç tane vatoz oldu burada? 3-5 tane de vatoz oldu. Vallahi bakalım işte zamanla buraya ben işte 4 tane salyangozu da çekebilirim. Şu camlarımı falan benim bir temizlesinler. Gerçekten yani şu anda benek benek görüyoruz camı. Misal benim pipom beyaz beyaz noktalar yok şuradaki gibi. Normalde o camın kirliliği ama burada öyle bir şey yok. Neyse durumu biliyorsunuz. Bunları bir aşılayım. Bu akvaryuma bir geçirelim. Bu akvaryumu canlandırmaya, şahlandırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yılan balığını abi niye aldın vesaire diyordunuz. Vallahi gayet güzel anlaşıyoruz ya yani. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Abi balıkları yer dediniz, balıkları da yemiyor. Ne Japon olsun, ne işte yanındaki ufak balıklar olsun, hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Vallahi gerçi yem yediğini de görmüyorum ya ben bunun. Şu ne lan? Ha yemi fazla atmışız. Küpün üstünde o şekil bir şey olmuş. Aslında o küpü de alıp buraya koyabilirdik ama gerek yok. Zaten bir tane erkeğimiz var. Başka bir erkeğimiz yok. Oha lan. Vatoz şu anda geldi. Elma salyangozunu emcüklüyor. Oğlum ben burada nelere şahit oluyorum ya. Sırtını mı sıvazlıyor? Üstündeki mikropları mı yiyor? Ben zaten dedim ama bu yani kabukları pek hoşuma gitmedi diye. Bakalım inşallah büyürler. İnşallah kabukları daha da güzel olur. Kabukları en azından daha da sağlıklı olur en azından. Şu an çünkü gerçekten kabuklarını beğenmedim. Bu salyangozlarımızın. İlk aldığımda da fark edemedim. Onu da söyleyeyim hani ne bileyim böyle çıkacağını. Pek ayıkamadım olayı. Şurayı bir aşılamayı başlatalım da bir yerine geçirelim artık onları. Sağlama alalım. Evet arkadaşlar aşılamam başladı orada. Bu arada fark etmişsinizdir. Bunu da getirdim mekana. Yani şöyle söyleyeyim abi mekanı ne yaptın mekanı ne yaptın diyorsunuz ya. Mekan burada yani. Her şeyi buraya topladım desem yalan olmaz. Balıklar, akvaryumlar, yavruluğumuz vesaire. Arkadaşlar yani bunu almayacaktım. Ulan dedim Mücho dedim bunu da götür. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor. Yani bu sanki buraya bir akvaryum daha getirmişim gibi oldu. Hani ha buraya bir 50 santim akvaryum getirmişim ha da bunu kullanmışım. Çünkü çok fayda gördüm. Ulan dedim boy farkı olur. Misal veriyorum. Şöyle söyleyeyim. Nasıl anlatsam arkadaşlar bu sefer balıkları erkenden göndermeyi planlamıyorum. Yani biliyorsunuz biz normalde bu boyuta geleni satıyorduk. Yani bu kaç santim? 1,5 santim. Yani taş çatlasın 2,5 santim. O da çok nadir elimizde denk geldi. Ben tatile gittim de balık satılmadı. O yüzden 2,5 santim oldu. Yani mevzu kısaca bu.
Elimizde küçük balık oluyordu yani, öyle büyük bir balık olmuyordu. Bu sefer ama öyle yapmayı düşünmüyorum yani. Balıkları büyüteceğim, görsele oynayacağım. Yani görselimiz çok iyi olacak. Önceliğimiz YouTube, önceliğimiz videolar, önceliğimiz hani satıp paraya çevirmek değil. Onu da bir söyleyeyim. O yüzden 3 boyut olabilir. Misal veriyorum. Şu boyutlar mesela ilerleyen zamanlarda buraya gelir. Burada orta boy yani 2 santim balıklar. Burada mesela 3 santim balıklar olabilir arkadaşlar. Şu anda ona çalışıyorum. O yüzden bunu da getirdim. Dedim hani kullanırız bunu. Çünkü bunu ben buraya çok rahat takarım. Zaten şuraya kadar su basamıyoruz. Yani suyun dışında kalıyor şu kadar bir alan. Zaten o da buna tekabül ediyor. Yani gayet güzel. Kullanışlı olacaktır. Bunların da aşılaması bitsin. Bunları da halledelim. Pek aşılayamayacağım. Çünkü zaten buranın pek bir suyu yok. Ama bir 20 dakika falan arkadaşlar poşetin içinde buraya daldırdım. Su dereceleri aynı. Sadece şu anda mikropları hani eşitlensin diye bekliyorum. Bunları biliyorsunuz zaten hala bir beyaz benek sıkıntımız var. Gold lepizeslerimizde. Almak isteyenler varsa arkadaşlar hani canlı pet shop'tan alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, garantilidir. Eğer ki başka bir balık gelir, kötü bir balık gelirse adınıza ben konuşurum. İyi balığı ben size gönderttiririm. Geri de aldırtırırım. Hiç sıkıntı olmaz. Yani güveniyorum. Bana bunun garantisini veriyorlar. Yani ben güvendim, iyi balık aldım. Ama nasıl oldu da beyaz benek oldu onu bilemiyorum. Tabii o benimle alakalı bir şey. Gönderenlerle kesinlikle alakası yok. Çünkü bana geldiğinde sapasağlamdı balık da. Ben gözümden anasını sattım tabii balıkları. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar orijinal gold lepistes ya. Çok aradım bulmaya ama tabii biraz şu anda iyi değiller. Ama bazıları kurtuldu yani. Bazıları tamamen kurtuldu. Birkaç tanesi hala benek var. Ama birkaç tanesi gerçekten güzel kurtuldu. Hala hamile var da işte. Şu an pek yavru yaparını da görmüyorum. Hani eğer yaparlarsa bitkilerin arasına neyim girerler. Arkadaşlar biraz cikletlerimi göstereyim. Cikletlerini gösteriyorsak ışığı kapatmamız lazım. Hakkını verelim. Oranın da ışığı kapandı. Orası büyük ihtimalle benim eski adaptörüm arkadaşlar. Isındığı zaman kendini kapatıyor. Şimdi burada durum ne? Vallahi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağısını Nevşehir'e benzettim. Yani Nevşehir'e benzettim ne diyeyim? Her tarafı taş oldu. Ama zaten bu balıklar taşı seviyor. Onun dışında taş iyi oldu. Yani birbirini kovalayan yok. Bir sakinlik var. Yani diyelim eğer ki kovalarsa saklanabilecekleri yerler var en azından. Ama tabi sıkışma mıkışma mevzusu oluyor. Ona da ayrıca dikkat ediyorum yani sıkışmayacakları şekilde düzenledim. İki tane karavatoz attım. Umarım büyürler. Vallahi arkadaşlar gayet güzel. Bu akvaryumun boyutu 1 metre 30 santim. Yüksekliği bayağı var ama. Bu akvaryumun yüksekliği 65 santim falan. Arkaya doğru da bir 50 santimi var bu akvaryum. Bayağı büyük bir akvaryum ama yani içinde 13 santim 15 santim balık var. Bir sıkıntı yok. Hani içinde bakarsanız 6 santim balık da var. Karma besliyorum. Hani en iyi üretim şeydir tabi tek tür beslemenizin beyazsa beyazdır sarıysa sarıdır ama tabi biz hobiciyiz yani bir yere kadar akvaryum alabiliyorsun kalkıp ben bunların her birini bir yere koysam buraya ikili set ne bileyim işte buraya ikili set o zaman burası şeyi çıkar tadı kaçar yani arkadaşlar evde besliyorsak evde karma olur tabi o ne lan kendi kendine geldi ama o ısındığı için birazdan yine kapatacak kendisini korumaya alacak arkadaşlar hani siz de karma yaparsanız eğer saklanma yerini bol tutun. O zaman bir sıkıntı olmuyor. Yani balık kaçıyor, saklanıyor. Hele bitkiler mesela bana bitkileri çıkart dediniz bazıları. Yani ben iyi ki bitkileri koymuşum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hamile olan balık arkadaşlar ağzına yumurta alan balığım bitkilerin tam ortasına gidiyor. Yani gerçekten kendilerini çok güzel koruyorlar. Ki ben bazen görmüyorum yani. Ben ikinci günden sonra falan fark ettiğim oluyor. Yani güzel oluyor. Cikletlerde gerçekten durumumuz çok güzel. Dış motorum yok akvaryumda. Şu anda gerek duymuyorum. Yani şu anda abonemin gönderdiği motor gerçekten iş görüyor. Ha tabii o arkadaşlar haftada bir temizlemek zorunda kalıyorum. Onun da öyle bir durumu var. Şimdi bayağı bir adamlar çalışıp düşünüp yapmışlar motoru. Yani düşünüp yapmışlar. Bu yüzden arkadaşlar gerçekten güzel temizliyor ama temizleme haznesi dış motor kadar büyük olmadığı için de kirlilik oluyor yani.
O yüzden onu temizlememiz iyi oluyor. Yani haftada bir onu temizliyorum. Haftada bir kapanıyor çünkü motor. Bakıyorsun üfleme hızı düşüyor yani şu tarafa doğru. İyi temizlediğim zaman şuraya kadar, şu dereceye kadar arkadaşlar gayet güzel üfürüyor. Ondan sonra böyle kademeli kademeli azalıyor. Oradan ayıkıyorum zaten olayı. Bilerek de arkadaşlar bunu buradan kaldırmıyorum. En iyi zamanında buraya kadar tam üfürüyor. Ondan sonra azalıyor. Dediğim gibi. Yani yaparsanız bol taş, bol saklanma yeri ve karma yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama size şunu söyleyeyim kardeşlerim. Ciklet balı alacaksanız benim tavsiyem, abinizin tavsiyesi. Abi gidin 10 tane büyük alacağınıza 100 tane yavru alın. Niye biliyor musunuz? Ben bugün berbere gittim. Ben oraya 100 tane balık satmıştım. Gerçekten çok güzel büyümüşler. Ve beraber büyüyen balık arkadaşlar şey olmuyor. Kavga etmiyor yani, kavgası bunlar gibi olmuyor. Bunlar öldürmeye yönelik, onlar böyle bir kovalıyor tamam yani. Yani akvaryuma sığmaz dediğiniz balık sığıyor. Ha tabi bunun da bir sınırı var ama gerçekten çok fazla size tolerans tanıyor. Hem de akvaryum çok cıvıl cıvıl oluyor. Hani onu da düşünebilirsiniz. Mesela ben bunları buraya koydum. 50 tane taş koymuşum ki birbirlerine girmesinler. Nereden baksanız 10 tane erkek var burada. Ben bu kadar taş koymasam birbirlerini parçalarlar yani. Ha şu an çok rahatlar, çok sakinler. Çünkü elimden gelen her şeyi yaptım. Akvaryumun bu şekilde, hani bir kaos görmüyoruz. Ama dediğim gibi şunları bir kaldırın, ortalık bir boşa düşsün. O zaman sıkıntı çıkıyor. En azından şimdi ne oluyor? Mavi oraya alıyor, sarı oraya alıyor. İşte mavi atısı oraya alıyor, beyaz oraya alıyor. Herkes yolunu buluyor. Ama olmasa herkes ortada kalacak, kavga çıkar. Ha şu an diyeceksin abi yine herkes ortada. Ama altı böyle olduğu için şu an sakinler. Yani cikletlerde de öyle bir durum var. Ne oldu lan, bunların aşılaması vardı bir ara. Bunları aşılıyorduk. Neyse bunlar biraz daha dolsun, ondan sonra geleyim hatta. Arkadaşlar yemin ediyorum ölüyorum. Vallahi çok yoruldum. Ulan bir tarafta çorap var, bir tarafta çorap yok. Abi gerçekten çok yoruldum. Artık bunları sallayıp şu videoyu bitirmek istiyorum yemin ediyorum. Bunlar da bayağı bir kaldılar. Gittim şarjıma koydum. Abi telefonun %4 şarjı kalmıştı. Lan buranın da suyu bitti ama bugün var ya, beni kesseler ben burayı doldurmam. Vallahi beni kesseler ben burayı doldurmam. Bunu ancak yarın doldururum. Gerçekten çok yoruldum. Bugün iki video çektim. İki defa çarşıya gittim. Bir defa öğretmenlik yaptığım okula gittim. Staja başladık. Vallahi uğraş. Bittim yani. Bugün daha iş yapmam abi. Bunları inşallah bir sağ salim yerleştireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi buraya bir yarın su eklerim. Ama şu an Mücahit Doray finito yani. Gerçekten Mücahit Doray bitti. Bir yandan size çekeyim. Vallahi yemin ediyorum. Telefon burayı flashla daha iyi çekiyor diye dakikalarca yatağın üstünde put gibi bekledim. Ah ağzına tüküreyim. Flash kapandı çünkü şarjımız 15'e düştü. Kardeşlerim kusura bakmayın. Burayı bir dahaki videoda ben size daha güzel göstereyim. Hem telefonum şarjlı da olur. Bu arada salyangozlarımız açtı mı kendini? Evet, şurada bir tane salyangozumuz ortama adapte oldu. Daha yeni adapte oluyor. Diyeceksiniz abi 2 gündür adapte mi oluyor? 2 gündür olmuyor. Tabii ben bu videoları 2 dakika arayla çekiyorum. Bunlar da kendine gelmiş. Bakın yüzüşe, harekete başlamışlar arkadaşlar. Hemen kendisini kapattı, korktu. Dediğim gibi inşallah kabukları düzelir. Kabukları pek güzel değil çünkü salyangozlarımızın. O da kendisini şu anda düzeltmeye çalışıyor. O tam ters kötü düştü ya. O bayağı kötü düştü ya. Bakalım o oradan kendisini acaba nasıl çıkartacak bilmiyorum da. Neyse abi o kendini çıkartır. Bunu da dediğim gibi getirdik. Bir ay sonra kullanırım. Bak artık ışık da kapanıyor. Artık diyor ki Mücahit diyor. Biz bittik reis diyor yani. Artık videonun diyor kapanışını yap diyor. Bizi bir sal diyor artık. Ama yani şaka baka bir yana bunlar hala kapanmadı ve sadece bu kapanıyorsa demek ki buranın adaptöründe bir sıkıntı var. Buranın adaptörünü değiştireceğim. O da yine başıma bir iş. Evet arkadaşlar, artık Müco kaçar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu sefer videoyu şurada sonlandıralım. Burayı gösterecek bir durum yok ki ama satayım. Buranın suyu öyle bir bozuldu ki ben pipoyu alana kadar. Yani bozulma şöyle. Hani dipte bir kir yok ama su bulandı. Yani bozuldu sonuç itibariyle. Yumuşatmaya gerek yok mevzuyu. Su bok götürüyor. 3-4 gün baktım kurtarmıyor. Buraya bir
su yani yarı yarıya bir su çekerim, su basarım, suyu düzeltirim. Ama şu anda bakıyorum da pek bir görseli kalmamış yani. Aa, bu arada ben şeyi yaptım. Betayı bunun içine attım. Önceden söylediğim mi farkında değilim ama betayı buraya aldım. Onun gerçi burada 15-20 tane balık var da şu an herkes bizi sal modunda yani. Artık akşam oldu mu yakamızdan düş derdindeler. 15 tane balık var. Şu an hiç kimse görünmüyor. Evet, çok güzel. Şurada bir platin bir şeyler var da. Bu ne lan? Kafasına göre geliyor gidiyor. Bir enteresan. Herkes enteresan ya. Neyse abi. Ben videoyu kapatayım artık. Evet kardeşlerim, kapanışı yapalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Vallahi çok yorum. Şaka maka. İki video. İki kez çarşıya git gel. Ve bir staj hocalarıyla uğraş. Gerçi de insanı yoruyor. Yanına KPSS de eklendi. Çok daha güzel oldu. Soranlar var. Kardeş ne iş yapıyorsun? Ne halt ediyorsun? Vallahi öğrenciyiz. Okuyok. Edebiyat 4. sınıf. Yansıtabiliyor mu? Hayır. Ama okuyok yani. Neyse vallahi artık daha fazla goy goy yapamayacağım. Yoruldum çünkü modum da düştü. Şu an gidip yatıp oha diyorum, yap o tarz garip kanallar açıp izlemek istiyorum. Yani seviyorum, o tarz kanalları seviyorum. Onların şimdi hepsini bir hatmederim. Orada bir uyuyakalırım. Durum bu şekilde. Abi hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Burayı işte bir dahaki videoda falan flashla çekeyim, daha güzel olur. Şimdi pek gösteremedim. Ama dediğim gibi yani şey, telefona şarj girmiyor. Demek ki gerçek kafa gitti yani, kafa benden gitti. Artık konuşamıyoruz. Hatta geçen de DM'den sorular cevaplıyorum Instagram'dan. Ya bazen Instagram'a ağırlık veriyorum, bazen YouTube sorularına ağırlık veriyorum. Bu aralar YouTube'a ağırlık vermedim, Instagram'a ağırlık veriyorum. Onun sorusunu ona cevaplamışım, onu ona vermişim falan. Baktım kafa gitmiş yine. Kafa benle değil, kafa bizimle değil. O yüzden dedim, arkadaşlar daha DM atmayın, yeter yani gari. Ay valla ben valla gidiyorum artık yani. Gerçekten konuşacak şey kalmadı. Bir ara bir canlı yayın yapalım, bir muhabbet edelim. Bir canlı yayın yapmamız lazım. Bir sohbet muhabbet edelim. Bir durumu anlatayım size. Canlı bir 30 dakika falan muhabbet edelim. Bakıyorum şöyle hani göstereceğim, anlatacağım bir şey kaldı mı artık, Allah belamızı vermiş, yatalım gidelim artık yani. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Abone olun kardeşlerim. Bir like atın. Bir yorum atın. Allah'a emanet. Sizi görüşürüz. Vallahi yeter. Görüşürüz.